Çalışma yönetmeliğinin 12. maddesi. Bu bir sonraki de geçerli olacaktı. Bolluğun sorunları yerine ülkede gündem olmaya çalışıp beceriksizliğinizi örtbas etmeye çalışmakta olduğunu örnekleyelim değerli arkadaşlar. Seçimden bu yana iki başkan yardımcısı istifa eden, sayısız müdür, genel müdür, genel koordinatör, şirket yönetimi değişiklikleri yapan, Çin'e LED ekran ihtiyacından tutun da akıllı direkt satışı martavallarından yine bu mecliste Şahinka, Başak Sineması, gazoz, çay fırlatma, mecliste sayısız seviyesizliklerinizden... Şahinka'nın konuyla ne ilgisi var? Elimizde kalan Bolu'nun heba edilmiş önümüzdeki 2 yıl süreyle 5 senesi heba olacaktır. Yani kişisel hayranlığın olabilir de Şahinka'nın ismi... Sizin mi? Ya, sizin. Doğru. Benim de var kişisel hayranlığım, doğru. Gördük. Ne oldu? Şey buldunuz mu resmi? Bulamadım. Senden şüpheleniyorum. Ya Allah'ını seversen. Polise şikayet edeceğim, arama kararı sayın çıkartacağım. Sayın Başkan, senin cebindeki resim ben nasıl alacağım ya? Benim cebimdeki resim değil. Parkın girişindeki kocaman resmi cebi, diyorum. Cebimdekini almışlar dediniz ya. Cebimdekini hanım almıştır. Kim alacak? Ben onu soruyorum. Ben orayı... nereden bileyim ya? Yok mu orada kamera şeyde? Parkta yok mu? Yok. Peki. Oraya yaptıralım bir resim ya. O tabii sizin için özel. 2020... 2020-2024 Allah'ım yarabbim, Şahin Kaya konu nereden geldi ya? 2020 bütçeyle Şahin Kaya'nın ne alakası var? Pardon, performansı konuşuyoruz, doğru. Şahin Kaya sen oradan şey yaptın. Sizin performansınızın işte tabii nerelerde aktif olduğunun kanıtı bu. 2020-2024 stratejik planlamada başlayan yanlışlar geçen de söylediğimiz bunu gibi bunu bir açıklar mısın? Her mecliste yok Başak Sineması, yok Gazoz, yok Şahinka, yok bilmem ne, bunları söyleyen sizsiniz. Biz hiç dile getirdik mi? Bizim hiç ağzımızdan duydunuz mu? Ya konu Şahinka'nın performansı ya mı, belediyenin performansı mı? Sen ona bak ya. Bunları yapamadığınız diye ben dile getirdim Sayın Başkan. Sinirlenmeye gerek yok. Şimdi birçok insan Şahinka diye bakıyor. Kim diye? Uğur Bey'in arkadaşı. Tövbe. 2020-2024 stratejik planlamada başlayan yanlışlar geçen de söylediğimiz gibi Sayın Başkan, verdiğiniz sözlerin maliyeti 100 TL ise hesaplarımıza göre sadece 9 TL'si tutmuş durumda, 91 TL'si durmakta, yani %91'i duran vaatler, %9'u gerçekleşen vaatler, harcanan toplam bütçemiz ise 1 milyar TL'yi 2,5 yıl 3 yıl içinde 1 milyar TL'yi geçmiş vaziyetteyken. Tabii birkaç defa gündeme de geldi. Fidanlık arazisini birilerine sattınız. Bu satışın da muallak olduğunu. Ne olduğunu? Muallak olduğunu. Arada komisyonlar döndüğü bizim kulağımıza gelen... Muallak demedi o. Başka bir şey söyledi de. Zartak bir şey söyledi ama. Muallak dedim. Muallak, evet. Buyurun, satışta muallak bir durum şimdi, olduğunu, arada komisyonlar döndüğünü iddia etmek Bolu ciddi halkı, bir iddia. Buyurun Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu iddianızı ben, yazılı olarak hayır, iletim. Böyle kulağımıza gelen söylentiler var. Gerçekten böyle, burada öyle bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkan. Arada birilerini rüşvet almakla suçlayacaksın. Kulağıma öyle şeyler geldi diyeceksin. Ben kimseyi ya bundan dolayı özür dileyeceksin ya da ben bu sözlerinden dolayı senin hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iftiradan dolayı suç duyurusu da bulunacağım. Ben kimseyi itham ettim mi? Suç duyurusunda bulunacağım. Sizin ya da bir isim verdim mi? Geçti mi? Sizin ya da benim ismim önemli değil. Bakın. Arada komisyonlar alınmış. Kim almış kardeşim komisyonu? Değil. Muallak olan ne orada? Sayın Başkan, ben bu söylentiler, sözlerle ilgili bu özür bekliyorum. Yapmazsan şimdi savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. İsim... Buyurun buyurun. Buyurun isim verin. Ben isim verdim mi? Şunu dedi mi Semih abi? Arada komisyonlar döndü, muallak bir satış dedi mi? Duydun mu? Söyleniyor dedim. Söyleniyor. O takvim gazetesi kulağınıza, ağzı. Sayın Başkan, basın ağzı. Kulağınıza ve kulağımıza gelenler var dedim. Peki ben senin için şöyle söyleniyor desem.
Sayın Başkan, gerilmeye gerek yok. Yetim hakkından giriyorsunuz ya her defasında. Böyle tamam. Bir durum varsa, böyle gerçekleşen bir durum varsa biz de hakkımızı helal etmiyoruz. Etme zaten. Sonuç etme. Bu yani. Ama sen ağır cezalık bir suçla Sayın itham Başkan, ediyorsun. Böyle söyleniyor diyorsan Sayın Başkan. Ve bundan dolayı ya gereğini yap Sayın Başkan. Ya özür dile ya da ben gereğini yapıp seni savcılığa şikayet edeceğim. Bu hassas bir konu. Ben isim verdim mi? Gereğini yap da ne yapacağım? Onu sen özür dilemezsen savcıya anlatırsın. Ben isim verdim mi? Sayın Başkan. Böyle söyleniyor dedi. Kulağınıza gelmiştir derim. Tamam Uğur Bey. Konuya dönelim. Siz özür dilemezseniz ben savcılığa müracaatta bulunacağım. Siz savcı beye kimden ne duyduysanız anlatırsınız. Veya savcı hanıma bilemiyorum. Sayın Başkan ben ne dediğimi biliyorum. Böyle söylentiler var. Gerçekten böyleyse biz hakkımızı helal etmiyoruz dedim. Geçen yıl performans programında garip notlar vardı. Biz de sormuştuk bunlar neydi diye. Valiliğe yazı yazdık, il özel idaresine yazı yazdık ya da işte değişik yerlere bunlardan cevap bekliyoruz diye. Bu yıl bu notlar yok. Kaldı ki bütçede bunlar için de 0 TL ayrılmış. Bitti mi? Tamamladın. Sayın Artık Başkan, sözlerinizi tamamlayın. Sayın Başkan, belediyede çalışan sayısı performans kitapçığında 1057 kişi gözüküyor. Şirketler dahil. Bu sayı doğru mu? Bu soruyorum. Son bir dakika. Cevap vereceğim. Tamam. Şimdi 2021 bütçesi 400 milyondu. Şu anda %36 artımla geliyor. Bunu 36.2 yeniden değerleme oranına baktığımızda 544. Çünkü plan bütçede konuşulan yeniden değerleme oranına göre artış yaptık. Bütçeyi buna göre belirledik dendi ama 650 milyonluk bir bütçe karşımıza çıktı. Burada da 106 milyon bir açık var. Bu açık nasıl kapatılacak? Bunu merak ediyoruz. Bu 106 milyon tabii gelir elde edecek. Bu para nereye gidecek? Soruyoruz. Bu maalesef tuzun koktuğu anlamına geliyor. Evet, teşekkür süremizi ederim. Tamamladınız. Gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Şimdi arkadaşlar sondan başlayalım. Burada belediyemiz encümenince yapılan bir satış var. Çok defalar gayrimenkul satmış Bolu Belediyesi. Defalarca örneği var. Elinde somut bir kanıt yoksa, sen bu işte komisyonlar alınmış, bu işte muamma var, söyleniyor gibi bir şey söylersen,